görmüş olduğunuz tabloyu Kastamonu'dan aldım. Bu da aynı şekilde küçültülmüş. Bu kandil, mumluk. Güğümleri Gerede'den aldım. Lambayı Sivas'tan aldık. 1915 Çanakkale Savaşı'ndan sonra işte şey yapılan mermilerin, top şey mermilerinin, ama bunlar da gülle parçaları şeyleri yani. Merakım olduğu için bunlar Rus madalyaları. Diğer madalyalarım da var. Onları da sergilendireceğim, şey yapacağım inşallah yakın zamanda. Bunları ama hepsini sergileyeceğim. Bu saat Kıbrıs'tan geldi. Biriktirmiş olduğum eserler 30 yıldan beri yavaş yavaş alarak biriktirdim, bu hale getirdim yani. Geç nesillere şey olsun diye, bilgileri olsun diye, unutmasınlar diye yani. 3 aydan beri tek başıma yaşıyorum. Eşim rahmetli oldu. Meram var yani, aşağı yukarı gençliğimden beri meram var. Onları yıllarca işte biriktirerek bu hale getirdim. Rahmetli eşim de sevmese bunu bu kadar biriktiremezdim. Çünkü bunların biliyorsunuz bakımı, tozunu alma şeyleri falan var. Onlarla da sağ olsun o ilgileniyordu. Evinizi resmen bir müzeye çevirmişsiniz. Kaç yıldır bu kadar eşyayı biriktirdiniz? 25-30 yıldan beri, belki de daha fazla yani biriktirdim. Ama şu anda daha çok önem veriyorum, şey yapıyorum, daha çok biriktiriyorum. Çünkü genç nesile de şey olsun diye, örnek olsun diye. 30 yıldır ne kadar ürün topladınız? Bayağı var yani, sayısını bilemem şimdi şu anda ama çok var yani. Sizin görmedikleriniz de var daha yani. 100'ün üzerinde vardır mesela. Hepsi orijinal ürünüdür. Bazıları çakma diyorlar, benzeri yani. Çünkü orijinaline ulaşamıyoruz. Orijinalleri çok pahalı. Aşağı yukarı 10.000, 15.000, 20.000 şeklinde gidiyor. Biz böyle orijinale yakın olanları, şey olanları alıyoruz ki gençle örnek olsun. İşte bunlar da vardı diye bilinsin diye. Orijinal olarak saat var. Tabancalarım var orijinal olarak. Yani bulduğum, şey yaptığım mezatlardan alıyorum. Var yani işte. Kapadokya, Gaziantep, Sivas, Samsun, Ordu, Fas'a, o Karadeniz sahili olduğu gibi Batum'a kadar gezdim. Bu taraftan Çanakkale, Bursa, Balıkesir gibi yerleri gezdim yani, illeri gezdim yani. Vallahi benim gezdiğim yerlerde en çekici yer, herkesin de gitmesini tavsiye ederim, Çanakkale. Çanakkale ruhunu yaşatmak için, şey yapmak için oraları gezmeleri lazım. Bu vatan bize nasıl emanet edilmiş, o emanete sahip çıkmanın yollarını bilmek için Çanakkale'ye gitmek lazım. En kutsal şehir Çanakkale. Evin altında dükkan gibi bir yer var. Orayı hazırladığım zaman orada sergileyeceğim yani. Sergileyeceğim çünkü gençlik, okul çağındaki çocuklar görsünler, şey yapsınlar. Peki olursa, daha da toplamayı düşünüyor musunuz? Bulduğum zaman alıyorum. Yani şey yapıyorum, madalya olsun, şey olsun, ne bulursam alıyorum. Ne kadar bir bütçeniz gitti? O zamanın şartlarına göre oluyordu ama gene şey yaptığın zaman bayağı bir para tutar yani. Para önemli değil. Manevi hatıraları, manevi değerleri daha çok. Daha çok para ediyor. Onun için bana milyonları verseler vermem. Meram var, özenim var. Tarih boyunca gün geçtikçe şeyler değişiyor. Malzemeler olsun, kullandığımız ürünler olsun değişiyor. Gençliğin görmesi açısından. Ne zorluklar yaşayarak bu dünyaya geldiğimiz açısından yani. Bu Azerbaycan Türklerinin kullanmış oldukları kamer. Bayağı eski ama yılın içini tam söyleyemem yani. Bunu Bursa'dan aldım. 20-30-40 sene önce dolma tüfek minyatürüdür. Bunların biraz daha büyük olduğu dolma tüfektir bu. Şunları